merhaba Dostlar bugün konumuz biliyorsunuz ki korona virüsünden dolayı hepimiz evdeyiz e, kurslar okullar e, etütler vesaireler hepsi tatil e, size tavsiyem Tabii ki yaşını yaşlılarınızı da evde tutmak e, evde kal politikasına uymak Çünkü çok tehlikeli bir virüs genç yaştakilere etki etmiyor gibi görünebilir ama çok büyük zararlar veriyor gençlere de bilginiz olsun Bugünkü konumuz nedir? Bugünkü konumuz ek fiil. Bunu niye ek fiilden başlatıyoruz da kaldığımız sıralamadan değil? Sebebi şu hani hem müfredat ilerledi hem de aynı zamanda çevrim içi ders ihtiyacı doğdu. Bundan dolayı biz de böyle bir video hazırlamayı düşündük. Ek fiilde bilinmesi gereken hususlar var. Birinci bilinmemiz gereken husus nedir? Ek fiiller hem isim hem de fiil çekim ekidir. Yani bunlar bir çekim ekidir. 2, ek fiiller ayrı da bitişik de yazılabilirler. Yani şöyle bir durum var: e, geliyor idi de diyebilirsiniz, geliyor du da diyebilirsiniz. Yazım konusunda hiçbir sıkıntı yaratmaz. Ek fiilde şöyle bir durum var. Aslında biz diyoruz ki ek fiilimiz esasen imek eylemidir. Bu imek eylemi çok eski Türkçe'de er olarak karşımıza çıkan bir yardımcı eylemdi. Şöyle ki. ...getirir erdi şeklinde bir kullanım vardı misalen. E zamanla bu imeğe dönüştü. İmek yanına bir kip aldı. Bu kiple kalıplaşarak neyi oluşturdu? Ek fiili oluşturdu. Yani ekleşmiş fiil. Şimdi ek fiilin sorularda karşımıza çıkacak iki tane husus önemli görevi var. Birincisi isim soylu kelimeleri yüklem yapar. Yani şuna dikkat edeceksiniz yüklemde fiil dışında bir kelime varsa bileceksiniz ki o kelime ek fiil alarak yüklem olmuştur. Yani isim, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, ünlem bunlar yüklemde ise bileceğiz ki o ek fiil alarak yüklem olmuş. İkinci görevimiz de şu basit çekimli fiillere gelerek onları birleşik çekimli ya da birleşik zamanlı yapar. Bunları açıklayacağız. Şimdi ilk görevimize geçelim. İlk görevimiz nedir? İsim ya da isim soylu kelimeleri yüklem yapar. Zaten az önce açıkladık. Yani fiil dışında bir kelime yüklem olmuşsa o kelime bileceğiz ki ek fiil alarak yüklem olmuştur. Şimdi isim soylu kelimelere gelen ek fiillere değinelim. İdi, imiş, ise. Bir daha en çok kullanılan ek eylemin geniş zamanı olan dır var ama bunun yanı sıra ım, sın, ınız, sınız buraya bir tüy gelmiş sınız, dırlar şeklinde kullanımlar da var ki bunlar benim için önemli. Bunlara dikkat çekmemiz lazım. Tek tek açıklayalım birinci görevimizi. Birinci görevimizde ek fiilin geçmiş zamanı var. Yani dili geçmiş zamanı var. Ek fiilin dili geçmiş zamanı nedir? İsim ya da isim soylu sözcük artı idi artı şahseki. Yani eğer yüklemde bir isim varsa bu ismin yanında dı di varsa bileceğiz ki o nedir? Ek fiildir. Bu kadar basit. Onun hayali sadece küçük bir arabaydı. Şimdi yüklem esasen küçük bir arabaydı. Sıfattan bulmaları parçalanamıyor. Son kelime ile ilgileniyorum. Son kelime araba. Biliyoruz ki araba isim. İsim yüklem olamıyor tek başına. İsmi yüklem yapan nedir? Aha bu ididir. Bu idi nedir? ek eylemin dili geçmiş zamandır. Yani bir isim ek eylemin dili geçmiş zamanını alarak ne olmuştur? Yüklem görevli bir sözcük oluşturmuştur. Bazen soruyu şöyle sorabilir. Bir sıfat damlaması ek fiil alarak yüklem olmuştur. Örnekte görüyoruz. İkinci örneğe bakalım. Bazen soruyu şöyle sorabilir. Der ki aşağıdakilerden hangisinde bir zamir ek fiil alarak yüklem görevi kazanmıştır? Hemen bakıyoruz. Seni deli gibi seven yalnız bendim. İşin sonuçlandığı kısım burası. Yani yüklem zaten işin bittiği yerdir. İşin sonuçlandığı kısım bu ama bu bir fiil değil. O zaman biliyorum ki burada kesinlikle ne var? Ek fiil var. Ben sözcüğü zamir, zamir idi ek eylemini almış. Yani ek eylemin dili geçmiş zamanını almış ve yüklem olmuş. Bu kadar. Şehrin kenarında vardı küçük hayaller dedik. Yüklemle işin sonuçlandığı yer. Küçük hayaller şehrin kenarında vardı. İşin bittiği yer burası. Şimdi bu var sözcüğü cümledeki anlama göre görev kazanacak. Yani fiil mi isim mi önce ona bakacağız. Var kelimesi bir yere gitmek mi yoksa bulunmak anlamında mı? Bulunmak anlamında ise isimdir bir yere gitmek anlamında ise fiildir şehrin kenarında var idi derken bulunuyor bulunuyordu anlamında kullanıldığı için var burada isimdir. E, biliyoruz ki isim yüklem olmuşsa yanındaki idi benim için ya da dıdi benim için nedir? Ek fiildir. Ek fiilin neyidir? Dili geçmiş zamandır. Devam edelim. Bazen soru bana şunu sorabilir. Der ki aşağıdakilerden hangisinde bir isim tamlaması ek fiil alarak yüklem görevli ya da yüklem görevi kazanmıştır. Hemen bakıyoruz. Avuçlarında kalan su birikintisiydi. İşin bittiği yer nerede? Birikisi, birikintisiydi. Su birikintisi bir isim tamlamasıdır. İsim ek fiil alarak yüklem olmuştur. Burada ismin yanında idi'yi gördüm. Yani dı di'yi gördüm. Bu benim için ek fiildir. Hangi görevde kullanılmış burada? Birinci görev yani isim soylu sözcükleri yüklem yapma görevinde kullanılmıştır. Ek fiil. Yani isim artı idi olursa bu benim için nedir? Ek eylemin dili geçmiş zamanı ve birinci görevi. Yani isimleri yüklem yapma görevi. Bunu cevap attıktan sonra ilerleyelim. Ek fiilin bir de mişli geçmiş zamanı var. Yani mışmış imiş şeklinde karşımıza çıkacak. Eğer bir ismin ya da isim soylu sözcüğün yanında mışmış görürseniz bileceksiniz ki orada ne var? Ek fiil var. Hemen bakalım. Mutluymuş uzak kentlerin kenarında. Yüklem hangisi? Mutluymuş. Yani işin sonuçlandığı yer. Mutluymuş ifadesine baktığımda mutlu kelimesi benim için nedir? İsimdir. İsim yüklem olmuşsa buradaki mışmış nedir? Ek fiildir. Yani ek fiil burada hangi görevde kullanıldı yine ismi ya da isim soylu sözcüğü yüklem yapma görevinde kullanıldı. Buradaki imiş benim için nedir? Ek fiildir. Kesinlikle kiplerle karıştırmıyorsunuz. Kipler sadece fiillerde olur. Ona dikkat. İnsanı üzen tek şey yalnızlık imiş. Yalnızlık imiş işin bittiği yer. Yani yüklem. Yüklem dediğimiz ifade isim artı imiş şeklinde değil midir? İsim artı imiş şeklinde olursa buradaki imiş benim için nedir? Ek fiil. Ek fiilin hangisi? Mişli geçmiş zaman. Görevine isim ya da isim soylu sözcüğü yüklem yapmak. Neymiş? Buradaki ek fiilmiş. Şu an iki tane ek fiili cevabı. Üçüncü ek fiile gelelim. Dikkat edin bunlar isimlerle uğraşan ek fiiller. Ek fiilin şartı yani ise. Bu çok tehlikelidir. Çünkü doğrudan yüklemde değil de yan cümlenin yükleminde bulunabilir. Şart anlamı katar. Yani isim soylu bir sözcüğün yanında ise'yi görürseniz biz ona ne diyeceğiz? Ek fiil. Yani ek fiilin şartı diyeceğiz. Hemen bakalım. İstediği şey huzursa, S'yi gördüm. Şart anlamı var mı? Önce ona bakacağım. İstediği şey huzursa etrafına bakmalı. Etrafına bakmasının şartı nedir? İstediği şeyin huzur olmasıdır. O zaman buradaki huzur artı ise benim için nedir? Ek fiildir. Bu kadar. Dikkat edin ise doğrudan yüklemde değil de yan cümlenin yükleminde olur. Çok tehlikelidir. Yani cümlenin ortasına bakmayı unutmayın. İsim artı ise görürseniz veya zamir artı ise veya işte edat ise olursa bu benim için nedir? Ek fiilin şartıdır. İstediklerim elinde varsa yolla bana. Şimdi burada yüklem yolla. Ama ben biliyorum ki ek fiilin şartı cümlenin ortasında bulunabilir. Yolla ifadesi benim için yüklen. Peki yollamasının şartı nedir? İstediklerimin elinde olması lazım. O zaman var sözcüğü burada bulunmak anlamında var artı yani bu isimdi. Var artı ise ise buradaki ek fiildir. Bu kadar. Yalnız bir tane uyarım var. Bu uyarıya dikkat. Çok tehlikelidir, çok karıştırılır. Bağlaç olan ise ile karıştırılmamalıdır. Çünkü bağlaç olan ise ekleşebiliyor. Şartım nedir? Şart anlamı katmasıdır. Buna dikkat edeceğiz. Hemen iki tane örneğe bakalım. Sen şarkılar söyle, bense seni dinleyeyim. Eğer istediği bensem her şeyimi alabilir. O zaman hangisinde şart anlamı kattı? Şurada. Çünkü benim her şeyimi almanın, almasının şartı nedir? İstediğinin ben olmasıdır. Yani ben istediği şeysem alabilir. Yoksa alamaz. E o zaman burada kattığı anlam şart ise ben sözcüğü zamirdir. Buradaki ek fiildir. Şimdi gelelim şuradakine. Sen şarkılar söyle ben sesini dinleyeyim. Buradaki bense ifadesi şart anlamı kattı mı? Hayır aslında burada kattığı D'da yani sen şarkılar söyle ben de seni dinleyeyim. Yani yerine D'yi getirdim de sıkıntı yaratmıyorsa buradaki benim için nedir? Bağlaç olan isedir ona dikkat. Şimdi gelelim ek fiilin geniş zamanına ki çok tehlikelidir. E aslında basit sadece bir iki tane husus var bilmeniz gereken nedir onlar? Ek fiilin geniş zamanında en çok kullanılan dır direk eylemidir. Bunun dışında tabii ki ek eylemler yok mudur? Kesinlikle vardır. Hemen onlara değineceğiz. Ama ilk başta gündemle alakalı bir e, örnekle gidelim. Beni korkutan şey virüstür. Yüklem nedir? Virüstür. İşin bittiği yer burası. E, virüs bir isim değil mi? Virüs bir isimse bu ismin nüklem olmasını sağlayan nedir? Dır dirdir. Dir. E bu dirdir dir ismi yüklenme yapmışsa bileceğiz ki orada ne var? Ek fiil var. Ek fiilin nesi var? Ek fiilin geniş zamanı var. Peki sadece bu dile mi bitiyor? Hayır. <laughs> Mesela ben bunları cümle haline getireyim. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Hemen cümleyi şöyle kullanayım. Ben deliyim. İş bitti. Finish. O zaman buradaki deliyim dediğimde burada isim yüklem olmuş. E isim yüklem olmuş ama idi yok, imiş yok, ise yok. Dırdır yok. Düşme imkanı yok. Çünkü üçüncü tekil şahıs da var o sadece. E o zaman buradaki ım benim için nedir? Ek fiildir. Sen delisin. İsim yüklem olmuş. Delisin yüklem. İsim yüklem olmuşsa idi yok, imiş yok, ise yok, dır yok. O zaman buradaki sın sin ek fiilin geniş zamanıdır. O deli dir. Zaten bunu biliyoruz. Biz deliyiz. İş bitti. Yüklem burası. E bu yüklem olmuşsa bileceğiz ki burada idi olmalı, ise olmalı, imiş olmalı, dır olmalı. Hiçbiri yok. Ama dikkatimi çeken husus ızizeki. O zaman bu benim için yine nedir? Ek fiildir. Ek fiilin nesi? Geniş zamanı ki çok tehlikelidir. Dikkat edin. Gelelim. Onlar deli dirler. Zaten gördüğünüz an direkt yapıştırabilirsiniz. İsim yüklem olmuşsa orada zaten ne var? Ek fiil var. Dır diri de görüyoruz. Peki bu dır dir her zaman ek fiil midir? İşte ne görevler katar? Bunlara bir değinelim. Hoppa. Şimdi ek fiilin üçüncü tekil geniş zamanı düşebilir. Yani öznemizin o olması lazım ki bu ek fiildirdir dir alabilsin ve düşsün. Hemen bakalım. Senden başkasında gönlü yoktur. Buradaki yok isimdir. E buradaki dir dir ek fiildi. Bunu yakaladık. Peki bunu düşürsem ne olacak? Senden başkasında gönlü yok. Yine yüklem bu oldu. E, i̇di yok, imiş yok, ise yok, ım im yok, sın sin yok. Hiçbir şey yok. Özne nedir? Olmayan ne? Hani senden başkasında gönlü yok. E o zaman buradaki benim için aslında nedir? Dır dir ek eylemidir. Ek eylemi burada neye uğramıştır? Düşmeye uğramıştır. Yani ek eylem düşmüş. Hemen bakalım. Aklından geçen şeylerin biri de bilgisayar Dir. Aklından geçen şeylerin biri de bilgisayar demişsem, cümle burada bitmişse, buradaki benim için nedir? Yüklemdir. E, yüklemse, e, burada idi yok, imiş yok, ise yok, e, bu kelime isim, o zaman nasıl ek fiil olacak? Demek ki dir diri almış ama bu dirdir dir düşmüş. O zaman burada ne var? Ek fiilin üçüncü tekil geniş zamanı var. Düşmeye uğramış. Bu kadar. Soru zaten benden şunu isteyecek. Hangisinde ek fiilin üçüncü tekil geniş zamanı düşmüştür? Yapmanız gereken yüklemi isim mi? Isim. E buradaki isimse bunun ek fiil alması lazım ki yüklem olsun. E göremediğimiz zaman biz bunu kare alacağız. Şimdi ek fiilin birinci tekil şahsı. Hatırlayın ek fiilin birinci tekil şahsı neydi? İm im. Bu ımm im neyle karıştırılmamalıdır? İyelik ekiyle. Hemen bakalım. Ben çok başarılı bir öğretmenim. Yüklem ne? Çok başarılı bir öğretmen. Burada şu kısımla ilgileneceğiz. Şimdi özne ne? Ben. Yani burada birinci tekil şahıs var. Birinci tekil şahıs varsa e, yüklem öğretmen değil midir? Öğretmen isim değil midir? İdi yok, imiş yok, ise yok. Dır dır olamaz çünkü özne birinci tekil şahıs. Dır dır olabilmesi için o olması lazım. Yani o çok başarılı bir öğretmen dersem dır diri getirebilirim. Ama burada özne bendir. E buradaki ım im, im benim için o zaman nedir? Ek fiildir. Bunu anladığımızı varsayıyorum. Devam edelim. Şimdi bir de iyilik eki olarak kullanalım. Bu gördüğünüz kişi benim öğretmenim. Yüklem bu. Burada ım im imi gördüm. Ek fiil diye atlamayacağım. Çünkü kaçıncı tekil şahıs olduğunu bilmem lazım. Hemen bakalım. Benim öğretmenim kimdir? Bu gördüğünüz kişi. Yani o. Yani öznen üçüncü tekil şahıssa buradaki ım im, im iyeliktir. Aslında o benim öğretmenimdir demek istiyorsun. Yani tekrar ediyorum. Eğer özne ben isem, ım, im ek fiil olarak kullanılabilir isimlerde. Özne o ise, yükleme baktım, benim öğretmenim dedim, öğretmen bana ait. O zaman buradaki yeliktir. O'nun ek fiil çekimin zaten neydi? Dır dirdi. Yani o benim öğretmenimdir. Bu ayrıma dikkat edin çok tehlikelidir. Hemen örneklere bakalım başka. Hepimiz bu hayatta gelip geçiciyiz. Gelip geçiciyiz yüklem. Hemen baktık. E buradaki gelip geçici ifadesini yakaladım. Geçici bir fiil midir? Değil. Geçici benim için nedir? Hani geçmekten geçici. Artık isimleşmiş bir kelimedir. E ız iz, iz o zaman burada ne olur? Hemen bakalım. Bu bir fiil değil. Yani ismin yüklem olabilmesi için ek fiil lazım. Bunu yakaladık. İdi var mı? Yok. İmiş yok. İse yok. Dirdir dir yok. O zaman bu benim için nedir? Ek fiildir. Yani şu olmasaydı hepimiz bu hayatta gelip geçici. E sonuç? Yok. İşte bunu alarak ne oldu? ek fiil oldu. O zaman ız iz, iz burada ismin yanında bulunduğu için ek fiil diyebiliriz. Sen benim nurumsun. Hemen şunu parçalayalım. Yüklem nurumsun. Nur um sun. Bunu yakaladık. Benim nurum olan kim? Sen. Bu zaten özneydi. Bununla işimiz yok. Şimdi nur kime ait? Bana. O zaman bu iyilik eki. Peki şu olmasaydı sen benim nurum. E ne olmuş? Sonuç var mı? Yok. Yani bunu yüklem yapmamı sağlayan şey nedir? Sinsin. O zaman bu benim için ek fiildir. Ek fiil aldığı için bir isim tamlaması yüklem olabildi. Yani ek eylemin ikinci tekil geniş zamanı kullanılmış oldu. Umarım açıklayabildik. Hemen görev 2'ye geçiyoruz. İkinci görevimiz nedir? İkinci görevimiz şudur. Basit çekimli fiillere gelerek ne yapar? Onları birleşik çekimli yapar. Hemen açıklayalım. Diyor ki, geliyor basit zaman. Niye? Gelmek artı sadece bir kip var. Hemen alttakine bakalım. Geliyor, bu birinci kip. Dıdı, ikinci kip. Bu ikincisine ben ne diyorum? Ek fiil diyorum. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Çok basit. Basit zamanlı, birleşik zamanlı. İki tane kip. İkincisi ek fiil. Bu kadar. Şimdi bu fiillerde adlandırmalar biraz değişebiliyor. Mesela derse ki işte hikaye birleşik zaman. O nasıl olacak? Hikaye birleşik zaman ididir. Hemen bakalım. Fiil artı kip artı idi artı varsa şahsik. Hemen örnekliyoruz. Geçiyordu günler ağır ağır. Yükleme baktım geçiyordu. Fiil yani ek fiilin birinci göreviyle işim yok. İkinci görevdeyiz. Yoru yakaladım. Yor benim için kip. Yordan sonra ikincisi gelmiş. Ben buna ek fiil diyorum. Bunu da şöyle adlandırabilirim. Şimdiki zamanın zamanın hikayesi. Bu kadar şimdiki zamanın hikayesi. Bu ikincisi nedir? Ek fiilin hikaye birleşik zamanıdır. Bu kadar. Bu gece biti vermişti tüm umutlarım. Yüklem biti vermişti. Fiil. Fiilde bakalım ek fiil var mı? Bitmek birinci fiil. İ vermek biliyoruz ki kurallı birleşik fiil. 2 diye geçiyor. Mışmış. Birinci her zaman ki peki? İkincisine baktık. Kipten sonra bir tane daha dı di mışmış sesa yakalarsanız bu benim için nedir? Ek fiildir. Ben buna ne diyeceğim? Mişli geçmiş zamanın hikayesi. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Ek eylem hangi görevde kullanıldı? İkinci görevde. Niye? Çünkü yüklem isim değil. Hemen bakalım. O da söndürseydi hayat ışıklarını. Yüklem burası. Yakaladık. Sönmekten söndürmek. Burayla işimiz yok. S sağı yakaladık. S sağ bizim için nedir? Ki peki. Çünkü birincisi. Hemen sonrasında idi gelmiş. Şu. Ekipten sonra gelene ben ne diyorum? Ek fiil. Ek fiilin hangi görevi? İkinci görevi. Ek fiilin ikinci görevinde ne var? Basit çekimli fiillere gelerek Onları birleşik çekimli ya da birleşik zamanlı yapar. Bu kadar. Devam edelim. Şunu da alalım buradan. Rivayet birleşik zaman. Bu da imiş. Aslında benzer işler. Sadece isimde mi fiilde mi ona bakacaksınız. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Şartımız ne? Fiil kip olacak. Kipten sonra imiş olacak. İmişten sonra şahs olacak. Hemen bakalım. Evleniyormuşsun bugün. Öyle diyorlar. Hemen fiili yakaladık. Evlenmek. Kipi yakaladık. Sonrasında imişi getireceğiz. Buradaki mışmış benim için ne olacak? Ek fiil olacak. Bu kadar basit. Hemen alttakine bakalım. Sen bu ödevi erkenden bitirmeliymişsin. Yüklemle bitirmeliymişsin. Bunu yakaladık. Melimalı benim için neydi? Kip. Kipten sonra imiş gelmiş. O zaman bu benim için nedir? Ek fiil. Ek fiil burada hangi görevdedir? Diyoruz ki ek fiil e, basit zamanlı bir fiile gelerek onu birleşik zamanlı yapmış. Ya da birleşik çekimli yapmış. Bu kadar. Ha şöyle bir uyarı düşeceğim. E, bazı kaynaklar şöyle diyor. Birleşik zamanlı yapabilmesi için haber kipiyle birleşmesi lazım. Bunlarla birleşirse birleşik çekimli olur. Doğru ama biz bodoslama gidiyoruz. Çünkü yayın evleri ve MEP soru bankaları buna pek önem vermiyor. Gelelim şart birleşik zamanı. Yani fiil artı kip artı ise artı şahs eki. Buna bakalım. Dedikleri çıkarsa şaşırmayacağım buna. Hemen şuna dikkat ediyoruz. Nasıl ki ek fiilin birinci görevinde ssa cümlenin ortasında bulunuyorsa bunda da aynı mantık var. Çıkarsay ssa'yı gördük. Neyin yanında? Fiilin yanında. Hemen bakıyorum. Dedikleri çık ar ise çıkmak, erar geniş zaman kipi artı ssa. Bu benim için nedir? Ek fiildir. Buradaki erar geniş zaman kipidir. Yani kipten sonra geldiği için ek fiil görevi oldu. Yani geniş zamanın şartı. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Hemen uyarımıza bakalım. Basit çekimli fiil artı ise olursa birleşik çekim olur. Bunu cevap attık. Fiilden fiil yapan erar ekine dikkat edilmelidir. Yani bu erar ki peki olmayabilir. Cümledeki anlama dikkat edeceğiz. Kıyamet koparsa mutlu olacağız. E buradakine baktığımızda geniş bir zaman anlamı katmış kopmak erar geniş zaman kipi. Bunu yakaladık. İse benim için nedir o zaman? İse de benim için nedir? Ek fiil. Çünkü geniş zamandan sonra gelmiş. Peki ne zaman? Hani erar yapım eki olur. Da kip eki olmaz. Ona dikkat edeceğiz. Dalından yaprağı koparsan umudum kırılır. Şuna baktığımızda Geniş zaman anlamı var mı? Hayır. Kopmaktan koparmak. O zaman buradaki kip eki değil. Kip eki olmadığı için de bu s sa ek fiil değil kiptir. Yani erar burada kip eki olmadığı için bu s sa'ya ne diyemezsiniz? Ek fiil diyemezsiniz. Buna dikkat edeceğiz. Bakın kıyamet kopar ise yani geniş bir zaman dilimi varsa buradaki erar geniş zaman ikincisi ssa ise ekvi. Dalından yaprağı koparsan yani kopmaktan koparmak. E buradaki erar yapım ekidir. Yani bir kip değildir. Kip olmadığı için de bu ssa'ya ek fiil diyemezsiniz. Gelelim uyarımıza. Uyarımız nedir? Uyarımız şu. Biz diyoruz ki dır bildirme eki MEP ve birçok yayın evinin soru bankasında fiillerde ek fiil alınır. Yani fiillere gelince ek fiil alınıyor. Normalde asıl adı nedir? Bildirme eki. Ancak bu ek çok önemli. Fiillerde asla birleşik zamanlı yapmaz. Buna dikkat edeceksiniz. Yani idi, imiş, ise bir kipin yanına geldiğinde birleşik zamanlı ya da birleşik çekimli yapabilirken dır dir fiilin üstüne gelebilir, kipten sonra gelebilir ama asla ve asla birleşik zamanlı yapamaz. Yani başlamış dediğimizde nedir? Basit zamanlı ya da basit çekimli bir fiildir. Dır dir geldi ya bildirme iki dediğimiz dır dir gelmesine rağmen bu halen basit zamanlıdır. Sorularda çok çıkacak karşınıza. Dikkat edin rica ediyorum. Dır dir asla ve asla birleşik zamanlı birleşik çekimli yapmaz. Buna dikkat. Peki soru nasıl olabilir? Üç ayrı anlam katar. Mesela yıllardır aşığıyım bu sesin dersen buradaki dirdir yapım eki görevindedir. Yani bir ek fiil görevinden uzaklaşmıştır. Yapım eki görevindedir. Burada zaman anlamı kattı. Ders bitmiştir. Ek fiil ders bitmiştir çıkabilirsiniz dersek buradaki kesinlik anlamı kattı. Net çünkü. Çoktan unutmuştur beni. Yani unutup unutmadığını bilmiyorum. Öyle tahmin ediyorum. Burada tahmin olasılık anlamı kattı. Tekrar ediyorum. Dırdır bildirme eki ya da ek fiil fiillere gelirse asla ve asla ne yapamaz? Birleşik zamanlı ya da birleşik çekimli yapamaz. Yaptığı tek şey nedir? İşte kesinlik e, ihtimal anlamı katmak. Bir de nedir? Zaman anlamı katmak. Şimdi ek eylemin olumsuzuna değinelim biraz. Nedir bu ek eylemin olumsuzu? Ek eylemin olumsuzu isimlerde yani birinci görevde değil edatıyla yapılır. Mesela emin olun ben sarhoş değilim. Yüklem benim için ne? Sarhoş değilim. Bunu olumlu yaparsak sarhoşum anlamı çıkmayacak mı? um. Yani sarhoş kelimesi isimdi. Im, im. Bunu yüklem yaptığı için ek fiilin geniş zamanıydı. Yazdık bunu. Emin olun ben sarhoş değilim dediğimizde yani ek fiilin olumsuzu oldu. Bu kadar dur artık. Sen çocuk değilsin. Bunu olumlu yapalım. Sen çocuksun demek istiyorum değil mi? E çocuk kelimesini yüklem yapmışsam buradaki sınsın benim için nedir? Yine ek fiilin geniş zamanıdır. Bu ek fiilin geniş zamanını değille olumsuz yaptık. Bu kadar. Ben böyle değildim. Olumlu yapalım. Ben böyleydim. Burada nedir? Dili geçmiş zaman var. Ek eylemin dili geçmiş zamanını değil de olumsuzlaştırdık. Bu kadar. Aşkını ona anlatmak kolay değildi. Olumlu yapın kolaydı. İsmi yüklem yaptık. O zaman buradaki değil nedir? Ek fiilin olumsuzudur. Bu kadar. Veya olaya pek yakından vakıf değilseniz. SSA yani ek eylemin şartının olumsuzu. Hangi görevde? İsimlere gelen görevde. Bu kadar. Şimdi soru tiplerine deneyelim. Son birkaç tane açıklama yapalım. Bitirelim. Nedir bu? Soru tipleri. Değil sözcü her zaman ek eylemin olumsuzu görevinde değildir. Ne demek bu? Kahveyi değil de çayı tercih ederim. Sizce burada değil sözcüğü yüklem görevinde mi? Alakasız. Şuna bakalım. Bu kitap değil sana okumanı tavsiye ettiğim. Hani düz cümleye çevirdiğimizde sana okumanı tavsiye ettiğim bu kitap değil di değil demek istiyorum değil mi? Olumlu yaptığımda bu kitaptır demek istemişim. Kitaptır. E buradaki dırdır nedir? Olumsuz yapmış. Yani bu ek eylemin olumsuzdur. Bunu yakaladık. Ama üsttekinde böyle bir durum var mı? Kahveyi değil de seni tercih ederim. Bu kadar. Buradaki değil Hani direkt edat görevlidir diyebiliriz. Bunu anladıysak ikinci göreve geçiyoruz. İkinci görev nedir? Diyoruz ki şöyle baktığımızda ek fiil hangisinde farklı bir görevdir? Yapmanız gereken sadece yüklem görevli sözcüklere bakmak bu kadar. Ek fiilin kaç görevi vardı? İki görevi vardı. Birinci görev neydi? İsimlere gelir. İsim soylu sözcüklere gelir. Onu yüklem yapar. İkinci görev neydi? Basit zamanlı ya da çekimli fiillere gelerek onları birleşik çekimli ya da birleşik zamanlı yapar. A'nın yüklemine baktık. Vakitlerden bir Nisan akşamıdır. Bir Nisan akşamıdır. Hani burada akşam kelimesi isimdir. İsmi yüklem yapmışsa burada ek eylem hangi görevdedir? İsim ya da isim soylu sözcükleri yüklem yapma görevinde. Bunu aldık. Yorgunsun uzaklardan gelmişsin. Şu birinci cümle değil mi? İşin bittiği yer burası. Yorgun kelimesi isim. İsmi yüklem yapmışsa burada ek fiiline hangi görevdedir? İsmi yüklem görevi yapma görevindedir. O zaman bu ikisi aynı. Ben siz nereye gidersen git. Şu gider seni yakaladık. SSA var çünkü. Hemen öncesine bakalım. Ben siz nereye gidersen git dediğimde gitmek. Erar geniş zaman kipi. Sesa ikinci kip yani ek fiil. Yani basit zamanlı fiile gelerek fiil zaten fiile gelerek onu ne yapmış? Bileşik zamanlı yapmış. Yüklem isim soylu sözcük. Yüklem isim soylu sözcük. Burada fiilin üstüne gelmiş. O zaman farklı olan görevi budur. Bu kadar. Bir başka soru tipine bakalım. Hangisinde zamir? Yapmanız gereken sadece yüklemlere bakmak. Soruların çoğu mantıklıydı. Yüklem bu. Mantıklı ifadesi e, zamir midir? Değildir. Gitti. İşte burasıdır benim hayatım. Yüklem hangisi? Benim hayatım işte burasıdır. Burasıdır sözcüğü benim için nedir? Yüklem. E burası sözcüğü bir isim mi? Değil. Sıfat mı? Değil zarf mı? Değil. Buranın bir adı yok mu? Var. O zaman bu ismin yerini tuttuğu için zamirdir. C'ye bakalım. Bu kent imparatorluğun kalbi gibiydi. İmparatorluğun kalbi gibiydi dediğimde bu nedir gibi? Edat yani bir edat ek eylem alarak yüklem olma görevine dönüşmüş. Bu kadar basitti ek fiiller. Umarım Düzgün açıklama yapabildik. Ek ile ilgili yapabileceklerimiz bunlardı. Takıldığınız bir yer olursa e, mobil uygulamamızdan ya da Facebook soru çözüm grubumuzdan bize katılabilirsiniz. Aynı zamanda sizler için bir haberim var. Bu haberden bir tanesi nedir? Şimdi biliyorsunuz ki internet adresimiz var. Bir soru bankası oluşturduk. Nedir bu soru bankası? Şöyle ki, Google Play'e girdiğinizde hemen bu videonun altında yer alacak. Google Play'e girdiğinizde yani aşağıdaki linke tıkladığınızda Edebiyat ve Türkçe Güncel Soru Bankası karşınıza çıkacak. Bir çeşit uygulama gibi düşünün yani yarışma gibi düşünün. Şöyle çıkış yapmadan önce içeriği biraz tanıtayım. Mesela bir sıralamamız var. Bizim kendi öğrencilerimizin var olduğu sıralama şu anda var. Bununla beraber işte istatistikler var işte nasıl bir duruma sahip olduğunuzu mesela işte 70 e, soru var 22 doğru 48 yanlış cevap diye gösteriyor. Sonrasında işte e, ayarlar var bu ayarları kullanmak size kalmış. Peki nasıl giriş yaparız? Şöyle uygulamayı yüklediğinizde bu karşınıza çıkacak. Kayıt ol diyebilirsiniz spam klasörüne gelen maili onaylarsınız. Sonra maili onayladıktan sonra direkt mailinize girebilirsiniz ki o sıralamada gözükebilin. Üye olmak istemiyorum derseniz üye olmadan gire tıklarsınız. Başla dersiniz. Şu anda Türkçe sorularına çok büyük eksiğimiz var. Yani henüz maalesef ki bitiremedik. Ee, çok sıkıntı bir zaman dilimine denk geldi. Ee, bunları tamamlamaya çalışıyoruz. Ama ve lakin edebiyatın birçok kısmını bitirdik diyebiliriz. Mesela atıyorum. E, milli zevk ve duyarlılığı sürdüren roman ve hikaye tıklarsanız seviye bir çıkacak. Gördüğünüz gibi testler karşınıza çıkıyor. Böyle rastgele basalım. E, %50 hakkım var. Kullanabilirim. Atıyorum işte soruyu pas geçmek isterseniz video izleyerek bunu yapabilirsiniz. Şu anlık edebiyatın birinci seviye testlerini bitirdik sayılır. AET denemelerinde de e, halk edebiyatı AET'si hazırladık. 3 seviye testten oluşuyor. Şöyle tıklayalım. Soruları görüyorsunuz zaten. Ee, bu soruları bize raporlayabilirsiniz. Elimizden geldiğince bunu bitireceğiz. Kendinize iyi bakın. Beğendiyseniz şuradan abone olmayı da unutmayın. İnternet sitemizde birçok e, ne var? PDF içerik var. Bunları da indirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.